Sayın Valim. Kordile kesimi öncesi bir konuşma yapan İnegöl Bölge Trafik İstasyon Amiri Gökhan Genç şunlar söyledi. Sergimizin amacı son günlerde ülke gündemimizi meşgul eden ve güvenlik kuvvetlerimizin büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele etmekte olduğu terör olayları karşısında söz konusu teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine bir nebze de olsa moral vermek ve destek olmaktır. Bu amaçla bugün açılışı için burada bulunduğumuz bu sergimizi başta Sayın Başbakanımızın, Türk Polis Teşkilatımızın 171. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Akademisi Başkanlığımızda düzenlenen törende yapmış olduğu konuşmalarında polislik hayat boyu süren bir meslektir. Yavuz Demirkol 1995 yılında yaralanır, gazi olur. Aradan 20 sene geçer. Sene 2015, vazifeye çağrılır. Kepçe operatörü olarak Diyarbakır'a, sur içinde göreve gider. Orada bir daha yaralanır. Şu an Mardin'de yine kepçe operatörü olarak göreve devam ediyor. Böyle bir emniyet mensubu selamlanmaz mı? Ona ve ailesine şükranlarımı ifade ediyorum. Sizler göğsünüzü siper ederek varlığınızı ortaya koyan bir mesleğin mensuplarısınız diyerek övgüyle bahsettiği ve halen İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliğimiz asli kadrosunda bulunan idari polis memuru Yavuz Demirkol'a ve şu an terörle mücadele için vazife başında bulunan tüm güvenlik görevlilerimize ve kıymetli ailelerine armağan ediyor. Bu uğurda gözlerini kırpmadan şehitlik mertebesine ulaşan güvenlik kuvvetlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerine ve milletimize sabır niyaz ediyoruz. Daha sonra Bursa Valisi Münir Karaoğlu'da bir konuşma yaptı. Görevi başında olan arkadaşlar bir taraftan vatandaşımıza polis olarak hizmet ederken diğer taraftan da boş zamanlarında sanatsal bir etkinlik olarak yakma sanatı mı diyoruz buna? Ahşap yakma tekniğiyle fotoğrafları yapmışlar. Biraz sonra hep beraber göreceğiz. Ben iki arkadaşımı da kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. Polisimiz hem vatandaşımızın mal, can güvenliği, esenliği için çalışırken diğer taraftan da bütün sanatsal etkinliklere de yeteneği olan arkadaşlar tabii ki emek veriyorlar. Ellerine sağlık. Tekrar polis teşkilatımızın 171. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkesi için, milleti için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifa, uzun ömür diliyoruz. 90 eserin yer aldığı sergide en fazla ilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, siyasi parti liderleri ile bakanların resimleri yer aldı.